Konferansımız, üçüncü konferansımızı gerçekleştiriyoruz. Çevrim içi konferansımızın üçüncüsü. Bu konferansımızda doktora öğretim üyesi Rahmi İncekaya'yı ağırladık, hocamızı ağırladık. Hocamız İstanbul Kent Üniversitesi'nde hem bölüm başkanı, bir ekonomist. Özellikle Türkiye'de olan arkadaşlar, haberleri izliyorsanız Rahmi Hoca'ya sık sık tanık olabilirsiniz, görebilirsiniz. Çünkü takip ettiğimiz kadarıyla kanallarda da olabildiğince kendi fikirlerini bilimsel açıdan da yorumluyor. Bize zaman ayırdığınız için hocam, bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle onu vurgulamak istiyorum. Bizimle olduğunuz için çok memnunum, çünkü daha demin sorular sorun dedim. 28-29 tane soru geldi. Bu konuda da sizi bayağı yoracağız gibi görünüyor. Rusya ile alakalı hocam, ben bir iki şey belirledim. Onları ilettikten sonra sözü artık topu size atacağız. Sizi dinleyeceğiz. Arkadaşlar, bugünün konusu ekonomi. Aslında koronavirüsünün ekonomiye etkisi. Tabii ki bu konuda ben bilir kişi değilim. Hocamız bilir kişi. Ben hocamıza da katkı sağlamak açısından bir iki derleme yaptım. Bir siyaset bilimci olarak. Hocam, dünden kısa alıntılar alarak bazı gelişmeleri, koronadan sonra Rusya hükümetinin bazı gelişmeleri bu konuda ekonomik alanda atılımlarını söyleyeceğim. Çok ciddi bir para ayrıldı söyleniyor. Mesela doktorlara yaklaşık 3,5-4 bin TL verildiği veya verileceği, eğer doktorlar hastalık kaparsa bu 6 bin TL civarında olacağı, sağlık personeline 2,5, yani 2500 TL gibi bir para verileceği, teknik, yani hastanelerde çalışan teknik personele de yine 1000 TL civarında bir para verileceği söyleniyor. 3 ve 16 yaşındaki çocuklara, gençlere yine yaklaşık 950 TL civarında Merkez Bankası'nın, yani daha doğrusu hükümetin yardımı olacağı söyleniyor. Ben bunları, acaba gerçekten böyle şeyler var mı diye birkaç yerden teyit ettirmek istedim bazı arkadaşlarımdan. Buralı olan arkadaşlar bunu doğruladı. Bazılarına bu paranın gittiği, bazılarının da beklediği söylendi. Söylediler. 15 Haziran'a kadar bu yardımların yapılacağı söylendi. Bankaların aldığı bazı önlemler var. Borçları erteleme, 6 ay gibi erteleme söz konusu. Tabii burada bazı şikayetler var. İşte bizimkilerini ertelemediler, bazılarından ertelediler, bizim neden ertelemedi. Bu tarz tartışmalar, yani her yerde olduğu gibi, burada da var. Federatif bir yapı olduğu için her bir cumhuriyet kendi aldığı önlemleri de uyguluyor. Ya bunu en yakından Tataristan'da görüyoruz. İşte hem öğrencilere haftalık işte gıda yardımı yapıyorlar. Yurtlarda kalan öğrencilerden yurt paralarını almadılar. Elektrik, su da dahil. Böyle bir topyekün bir çalışma var. Bir yardımlaşma var. Kazan dahilinde söylemek gerekirse Kazan'daki konsolosluğumuz da hem yerlilere hem de öğrencilere çok ciddi çalışmalar yapıyorlar, yardımlar yapıyorlar. Bu bağlamda Rusya Merkez Bankası'nın da şirketlere hem teşvik anlamında hem de borçları varsa borçlarını erteleme anlamında ciddi katkıları var. Yani aldıkları kararlar bu minvalde. Tabii ki bunların ne kadar başarılı olup olmadığını bir ekonomist olarak ben değerlendiremem, ama ben haberlerden topladığım bazı bilgiler bunlar. Üstün körü size de iletmek istedim. Buyurunuz hocam, sizi dinliyoruz can kulağıyla. Öncelikle ben de aranızda olduğumdan dolayı çok mutluyum. Beni de böyle nazik bir teklifle kabul ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Aytaç Hocam vasıtasıyla hepinizi tanımış oldum. Tabii ki bakıldığında ekonomik anlamda
Rusya adına söylemiş olduğun hocam gerçekler bütün dünya için de aynı şekilde olduğunu söylemekte fayda var. Yani sadece Rusya açısından değil, tüm dünyanın uygulamış olduğu ekonomik politikaların bir özetini de Rusya için özetlemiş oldun aslında. Buradaki en önemli fark şu, ülkeler ekonomik kalibrelerine göre paketler açıklıyorlar ve ekonomik büyüklüklerine göre bu işi idare ediyorlar. Tabii ki her ülkenin ekonomisi aynı seviyede değil. Dolayısıyla ekonominizin cürümü ve büyüklüğü kadar bir paket açıklamanız gerekiyor. Şimdi ekonomik anlamda ben çok temelden başlayarak yavaş yavaş süreci açmak istiyorum. Şimdi koronavirüs öncesinde dünya iyi durumda mıydı hocam derseniz, dünya ekonomik anlamda çok da iyi bir durumda değildi. Tıpkı aslında uluslararası ilişkiler ve jeopolitik anlamda da baktığımızda dünyanın tam anlamıyla bakıldığında çok da fazla ekonomik anlamda iyi olmadığını söylüyoruz. Çünkü parasal genişleme adımlarının, aynı zamanda düşük faizlerin çok ciddi anlamda bir borçlanma yarattığı bir dünyanın içerisindeydik. Ve ülkeler bakıldığında çok ciddi anlamda borçlulukları vardı. Ve 2008'den beridir en yüksek parasal genişleme oranına ulaşmış olduk. Yaklaşık 130-135 ay boyunca parasal genişlemeye devam ettik. Ve parasal genişlemenin en uzun ömürlüsüydü bu. Yani yaklaşık 120 ayda bir kriz ortaya çıkıyordu. Açıkçası dünya koşar adım ekonomik anlamda krize giderken imdada koronavirüs yetişti diyorum ben. Çünkü zaten açıkçası ülkeler yavaş yavaş o ekonomik darboğaza doğru gideceklerdi. Ve ortaya bir koronavirüs çıktı. Şimdi tabii ki koronavirüs başka bir mesele. Yani bir pandemi kriz. Pandemi kriz tabii ki küresel çaplı bir bulaşıcılık etkisi gösteren bir unsur olarak karşımıza çıktı. Dolayısıyla bütün ülkeler ekonomik bağışıklıklarını kuvvetlendirebilmek ve bu virüse karşı durabilmek için çeşitli paketler açıkladılar. Ve bir anda pandemi krizin ekonomik krize doğru yönlendiği bir aşama oluştu. Şimdi hocam ne oldu da bu durum böyle oluştu diyecek olursanız, öncelikli olarak bakıldığında virüsün insan temelli olduğundan bahsetmiştik yayın öncesinde. İnsan temelli bir virüs demek aynı zamanda insanın etkilenmesi anlamına denk geliyor. Bakıldığında bütün firmaların üretim faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için neye ihtiyaç duyuyorlar? İş gücüne, istihdama ve aynı zamanda sermayeye ihtiyaç duyuyorlar. Hani sermayeyi bir kenara bırakırsak üretim noktasındaki iş gücü kaybı kaçınılmaz olacak. Çünkü kişiler sosyal mesafe, sosyal izolasyon, aynı zamanda evde kal tedbirlerini uyguladığından dolayı üretim hacminde ciddi bir daralma söz konusu oldu. Haliyle insanlar çalışmıyorlar, firmalarda çalışmadıkları için de üretim yok. Üretim yok bir tarafta, diğer tarafta da istihdam yok. Dolayısıyla bir arz anlamında sıkıntı oluşacak. Yani baktığımızda ürünleri vitrine koyma konusunda sıkıntı oluşturacak. Yani en güzel ürün vitrindeki üründür. Çünkü vitrine ürünü koyduğunuz zaman sizin için satış demek, kar demek, maliyetleri azaltmak demek. Şimdi bu süreç işlemiyor. Bu arz tarafı. Bir de bunun talep tarafı var. Şimdi işçi çalışamıyor, çalışamadığı için para kazanamıyor. Para kazanamadığı için de talepte bulunamıyor. Talepte bulunamadığı için de bir de talep sıkıntısı var. Yani bir tarafta üreticiler aktif olamadıkları için, işletmeler üretim yapamadıkları için bir tarafta arz problemi var. Diğer tarafta istihdamdan dolayı bir de talep kaybı var. Hem arz şoku hem de talep şoku aynı anda. Biz buna resesyon dediğimiz durgunluk adı veriyoruz. Yani ekonominin tam anlamıyla durması. Çarkların dönmemesi, ekonomideki üretim kapasitesinin artmaması anlamına denk geliyor. Şimdi ne olacak peki hocam? Böyle ekonomideki çark dönmezse, üretim çarkları dönmezse, talep olmazsa ekonomi durmuş olacak. Bu istenen bir şey mi? Tabii ki değil. Ne olması gerekiyor? O zaman devreye işte biraz önce senin açıklamış olduğun hükümetlerin paketleri girecek. Hükümetlerin paketleri devreye girince ne olacak? Hem firmalara, hem de vatandaşlara, hem de bireysel anlamdaki vatandaşlarına teşvik vermesi gerekiyor ya da hibe vermesi gerekiyor. Bunların nasıl olacağını baktığımızda tabii ki kredi olarak olabilir, hibe olarak olabilir, destek olarak olabilir, yardımlaşma şeklinde olabilir, kampanya şeklinde olabilir. Pek çok bunun açıkçası açılımı var. Dolayısıyla devlet üretim çarklarını tekrar çevirebilmesi için ciddi anlamda bir ekonomik paket açıklıyorlar. Bu ekonomik paketi nasıl sağlayacaklar? İşte firmalara krediler kullandıracaklar, vergiden istisna edecekler. Aynı zamanda
daha fazla teşvik verecekler, kredi verecekler ve bu süreci böyle sağlayacaklar. Bir diğer tarafta da vatandaşlara daha çok kredi kullandıracak, hibe sağlayacak, destek verecek ki talepte de kırılma olmasın. Dolayısıyla firmaların yapacağı şeyi devletler yapınca, hükümetler yapınca aynı zamanda enflasyon da oluşmadı. Dikkat ederseniz dünya genelinde çok fazla bir enflasyon patlaması yok. Neden yok? Üretimdeki firmanın yapacağını şu anda devletler yapıyor. Vatandaşın yapacağını devletler destek verip yapıyor. Haliyle enflasyon zıplaması oluşmuyor. Enflasyon zıplaması ne zaman oluşur diyecek olursanız koronavirüs bittikten sonra. Çünkü çarklar normale dönecek. Ciddi bir borçlanma oluşacak. Aynı zamanda firmalar kazanamadıkları paraların fiyatlara yansıtmasını sağlayacaklar. Fiyatlarda bir artış oluşacak. Aynı zamanda fiyatların artışı da enflasyona sebebiyet verecek. Ama bunun için koronavirüsün bitmesini bekleyeceğiz. Şimdi bu bir boyut. Peki hocam, bu değirmenin suyu nereden geliyor diye bir söz vardır Türkiye'de. Hani bu para nereden sağlanıyor? Çok basit, para basılıyor. Şimdi para basmak demek, Merkez Bankası'nın matbaalarında bu parayı böyle sürekli olarak basması anlamına gelmiyor. Yani para basmak demek, aynı zamanda devlet bonolarının ve devlet tahvillerinin, ki şu anda bonolar daha çok kullanılıyor, bono bir yıldan daha az vadeli olan devletin çıkarmış olduğu değerli kağıttır. Tahvil ise bir yıldan daha uzun süreli devletin çıkarmış olduğu değerli kağıttır. Daha ağırlıklı olarak devletlerin kısa vadeli olarak çıkarmış oldukları bonolarla beraber bankaların bu bonoları almasını, aynı zamanda Merkez Bankası aracılığıyla da paralarla beslenmesini ifade ediyor. Yani dolaylı yoldan baktığımızda merkez bankaları şu anda hazineleri fonluyorlar. Dolayısıyla para basılmış oluyor kısaca. Aynı zamanda pek çok kaynağında devletlerin bütçelerine aktarıldığını gözlemlemiş olduk. Bu da para basmayla karşımıza çıkıyor. Örnek vermek gerekirse Amerikan Merkez Bankası Fed'in koronavirüs öncesindeki bilançosu 3.8 trilyon dolardı. Şu anda bu rakam 7 trilyon doları geçti. Buna işte para basma diyoruz. Yani bunu girip Merkez Bankası'na dolar basarak mı yaptılar? Hayır. Ne yaptılar? Bono çıkardılar. Bono karşılığında para verdiler gibi. Ya da para alışverişlerini bu şekilde sağladılar. Peki, hocam, dolar konusunda Fed nasıl bir adım attı? Şimdi herkesin borcu dolar üzerinden. Çünkü rezerv para. Şimdi hiçbir ülke dolar basamıyor. Sadece dolar basma tekeli kime ait? Amerikan Merkez Bankası'na. Dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası Fed'in doları bollaştırmasının en önemli sebebi bu. Pek çok ülkeye dolar gitsin ki finansal bir kriz oluşmasın. Haliyle daha çok genişleme adımını yapmasının en önemli sebebi bu. Peki diyeceksiniz, hocam niye dolar hala bu kadar değerli? Neden daha değerli? Çünkü panik ortamıyla beraber insanlar daha fazla dolar talebinde bulunuyor. Likitte kalmak isteyen vatandaşlar daha çok dolar alıyor. Ne kadar basarsanız basın önemli değil. Özellikle Donald Trump'a bir türlü anlatamadığımız meselelerden bir tanesi bu. Doların değerini düşürmek istiyor. Fakat sürekli bir gerginlik çıkartıyor. Yani her gerginlik doların değer kazanmasını sağlıyor. Veya kaybetmesini değil. Dolayısıyla her yaratılan panik ortamı hem altının hem de doların daha fazla artışını beraberinde getiriyor. Ve bu parasal genişlemeyle beraber başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa Birliği, Asya, Türkiye, gelişmekte olan ülkeler, pek çok ülkenin kendi ekonomik kalitelerine göre paketler açıkladığını gözlemledik. Bazı ülkeler milli gelirinin %20'sine kadar, bazı ülkeler 13'ü gibi, bazı ülkeler %5'i, %2'si gibi paketler açıkladılar. Buradaki en önemli parametre, tekrar söylemekte fayda var, ekonomilerin büyüklüğü. Yani o ekonomilerdeki büyüklük açıkçası biraz daha ekonomideki çarkları döndürmeye yönelik olan hamleler şeklinde karşımıza çıktı. Şimdi bir başka konuyla devam etmek istiyorum ben. Ekonomideki çarklar meselesi. Şimdi üretim çok çabuk toparlanan bir süreç değildir. Çünkü bir malı üretebilmeniz için aynı zamanda bu malın tedariğini sağlamanız lazım. Üretiminde kullanılan girdileri oluşturmanız lazım. Üretimi yapmanız lazım. Tezgaha koymanız lazım. O ürünü satmanız lazım. O ürünü sattıktan sonra kazanç elde etmeniz lazım ve bunu da kasaya koymanız lazım. Şimdi bu şekilde gelir elde ediyorsunuz ve bu süreç zaman alıyor. Şimdi koronavirüs en çok neyi vurdu derseniz tedariği vurdu. İhracat ve ithalat önündeki engelleri görüyoruz.
aynı şekilde lojistik konusundaki sıkıntılar, çünkü ülkeler karantina tedbirleri aldığı için ciddi anlamda bir uluslararası ticarette sorun ortaya çıktı. Tedarik sağlayamıyorsanız nasıl üreteceksiniz? Örnek Türkiye açısından vereyim ben. %85 ham madde yatırım malı aramalı ithal eden bir ülke. Yani üretim yapabilmesi için ithalat yapması lazım. Şimdi bunlarda sıkıntı olunca ne oluşuyor? Üretim konusunda sıkıntı oluşuyor. Şimdi finansal sektörle reel sektör arasında bir fark vardır gençler. Finansal sektör dediğimizde nakite daha kolay ulaştığı için çabuk toparlanan alanlardır. Örneğin hepiniz görüyorsunuzdur ya, bu kadar koronavirüs var, pandemi var ama borsalar hiç de ona ayak uydurmuyor diyorsunuz değil mi şu anda belki kendi içinizden. Neden? Çünkü parasal genişleme var. Para bol, hisseler ucuz, herkes yatırım yapıyor. Bir de herkes evde tabii, takibi de kolay. Dolayısıyla izolasyonu paraya çevirelim diye düşünüyorlar. Bir de şunu unutmayın, borsalar her zaman vitrindir. Yani bir mağazaya girdiğinizde önce nereye bakarsınız? Vitrine bakarsınız değil mi? Dolayısıyla vitrini derli toplu olan, vitrini daha güzel olan bir firma daha çok satış yapar. Dolayısıyla borsaları iyi tutmanın en önemli sebebi bu. Ve parasal bollaşma borsaları pozitif yönde etkiliyor. Baktığımızda başta Borsa İstanbul olmak üzere pek çok borsanın aslında bu süreçten çok etkilenmediğini gözlemledik. Çünkü bunlar nakite kolay ulaşırlar. Peki hocam, nakite kolay ulaşamayanlar, işte reel sektör burası oluyor arkadaşlar. Çünkü üretimi sağlayabilecek olan yapılar, üretimle hareket eden ve üretimi aynı zamanda satışla beraber kâra dönüştürenler biraz sabredecekler. Çünkü finansal sektör çabuk toparlanır ama reel sektör geç toparlanır. Yani ülkelerin üretimle, ihracatla hareket eden firmalarının 1-2-3 aylık periyot beklemesi gerekiyor. 2-3 aylık periyot içerisinde ancak bu toparlanmayı görebilirsiniz. Yani bu reel sektörde ekonomiler açısından en önemli sektördür. Çünkü reel sektör kazanırsa finansal sektör de yükselir. Çünkü şöyle düşünün, pek çok ülkenin içerisinde faaliyet gösteren şirketler aynı zamanda borsada değerli kağıtları var. Şimdi borsada değerli bir kağıt söz konusu ve bu değerli kağıdın yükselebilmesi için ne gerekiyor? Haliyle bu firmanın çok iyi bir şekilde faaliyet göstermesi gerekiyor. Bu firma iyi faaliyet gösterirse, iyi kazanırsa, gelecek perspektifi iyiyse, bu şirket iyi yönetiliyorsa borsada ve finansal sektörde de kazanır. Reel sektör olmadığı durumda haliyle finansal sektörde ciddi anlamda zarar görebilir. Tabii ki finansal sektörün bir önemli unsurları da bankalar. Şimdi bankalar bu konuda en çok üzerine düşen görevi yerine getirmesi istenen kurumlar olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bunların ticarethane olduğu unutuluyor. Yani pek çok bankaya kredi verin, kredi verin, kredi verin diye baskı yaparken bu firmaların da aynı zamanda ticarethane oldukları unutuluyor. Çünkü bankalar da aslında bir ticarethanedir. Baktığımızda Türkiye'de Mayıs ayı itibariyle 3,15 trilyon TL'lik bir kredi hacmine ulaşıldı. Ve başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalarda kredi sürecine katıldılar. Ve tüm ülkelerde kredi mekanizması aktif olarak çalışıyor. Tabii ki soru işareti olan noktalardan bir tanesi kredilerin geri dönüşü ne zaman olacak? İşte kredilerin geri dönüşünün zaman almasını düşünen ülkeler özellikle kredilerde ertelemeye gidiyorlar. Yani 6 ay kredili ötemeli veya aynı şekilde 3 ay ötelemeli kredilerin kullandırılmasının en önemli sebebi bu. Biraz önce belirttiğim gibi reel sektörün geç toparlanacak olması kredilerin de geç ödenmesini beraberinde getirecek ve finansal anlamdaki istikrar bu noktada sağlanmış olacak. Tabii ki bu ileride ötelemeli krediler devam edebilir mi derseniz edebilir. Zira dünyanın başlı başına üzerinde durduğu bir pandemiyle alakalı belirsizlik var. Yani ikinci dalga meselesi. Yani koronavirüsteki ikinci dalga meselesi. Eğer koronavirüste bir ikinci dalga meselesi veya ikinci bir furyanın gelmesi koronavirüsle alakalı tüm değişkenlerin hepsini dip noktaya kadar ulaştırabilir. Yani biz ilk anda ne yaşıyorsak ikinci anlamda daha kötüsünü bile yaşayabiliriz ki İspanyol gribinde biz bunu gördük. Birinci Dünya Savaşı döneminde ve çok ciddi anlamda ikinci dalgadan sonra vefatlar söz konusu oldu. Ülkelerin
tekrar ikinci dalgayı hortlatmaması için tedbirler alması ve tedbirleri kontrollü olarak gevşetmesi gerekiyor. O yüzden şu anda biz bir belirsiz toparlanmanın içindeyiz. Bu belirsiz toparlanma noktasında da baktığımızda bu belirsiz toparlanmayı en iyi şekilde idare edebilecek önlemleri devreye sokması gerekiyor. Yani bir taraftan üretimdeki çarkları çevirelim ama diğer taraftan da sağlık tedbirlerini unutmayalım diye düşünüyor. Dolayısıyla tüm yatırımcıların veya işlem yapanların kafasında bu korkuyla beraber bir gevşeme, bir morallenme sürecini yaşıyoruz. Tabii ki ikinci dalga virüsle ilgili söylemlerin biraz daha sonbahar aylarını işaret ettiğini gözlemliyoruz. Aşı çalışmaları çok önemli. Aşı çalışmalarından gelecek her güzel haber dünyayı pandemik riskten, pandemik krizden uzaklaştıracaktır. Haliyle bakıldığında en önemli konulardan bir tanesi özellikle koronavirüsün nereye doğru gideceği konusu. Pek çok ülkenin de tabii ki takip ettiği alan burası. Ve parasal genişlemenin aynı zamanda süreceğini de söyleyelim. Ben özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed'in 9 trilyon dolara kadar, 10 trilyon dolara kadar ulaşabileceğini düşünüyorum bütçesinin. Ki ikinci dalga söz konusu olursa bu bütçenin daha da fazla artacağını düşünüyorum. Ki benim fikrime aynı şekilde Donald Trump tarafından ve Powell tarafından, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell tarafından da destek geldi. Zira yapılan açıklamalarda herhangi bir şekilde ekonomiyi durdurmayacağız ikinci dalga gelse de aynı şekilde devam edeceğiz şeklindeki söylemin altında bunu aramak gerekiyor. Aytaç Hocam, ben böyle bir genel görüntü itibariyle bir şablon çizmek istedim. Siz şimdi 30 tane soru var deyince hoşuma gitti açıkçası. Çünkü ben soran insanları çok seviyorum. Yani bilimi harekete geçiren en önemli unsur meraktır, sorudur. Soru sorduğunuz sürece bilimi ilerletirsiniz. Ben açıkçası daha fazla interaktif bir söylem ve interaktif bir toplantı istediğimden dolayı hem katılımcıların biraz sesini duymak hem açıkçası sizden de tabii ki biraz yardım alarak soru cevap şeklinde ilerlemeyi daha uygun görüyorum. Eğer sizin de moderatör olarak bir onayınız söz konusu olursa ben bundan sonraki süreçte soru cevap şeklinde giderek konuyu daha fazla açmak istiyorum. Sizin de onayınız olursa. Hocam öncelikle çok güzel ve değerli bilgilerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Genel bilgileriniz aslında bir noktada dünyanın nereye gideceği ile alakalı ya da nereden geldiği ile alakalı ekonomik açıdan belli bir resim çizdi bize. Özellikle ikinci dalga ile alakalı düşünceleriniz aslında sonbaharı da beklememiz gerektiğini ve aslında biraz daha tedbirli olmamız gerektiğini de gösterdi. Hocam interaktif yöntemiyle devam etmek istemenizi ben destekliyorum çünkü aynı perspektiften bakıyoruz olaya. Soru cevap şeklinde gidelim hocam. Çünkü gerçekten bir sürü soru var. Şimdi gruptan yazdılar. Bir saattir soru gönderiyorlar. Fatih Gödek buradaysa sorusunu sorsun. Burada değilse ben soruyu sormuş olayım. Soruyu okumuş olayım. Bu şekilde ilerleyelim. Peki ben soruyorum Fatih Bey'in sorusunu. Covid-19'a karşı ülkelerin mali önlemlerini nasıl buluyorsunuz? Ekonomik açıdan ileride salgın etkisi nasıl olacak? Demiş Fatih Bey. Ya, tabii ki teşekkür ederim soru için Fatih Bey'e. Şöyle söyleyelim, özellikle ülkelerin mecburi olarak yapmak zorunda oldukları bir gerçek var. O da para basma meselesi. Yani normal zamanlarda biz ekonomistler aman para basmayın, aman para basmayın diyoruz. Yani buradaki en önemli sebep şu. Normal bir zaman olsa daha fazla para bastığımızda hem üretimdeki çarklar dönüyor, hem kazançları var firmaların ve bireylerin. Bir de üzerine para basarsanız bu aynı zamanda hem talebi hem de üretimi iki kat fazla arttıracak. Ekonomi daha fazla ısınacağı için enflasyon yaratacak. Fakat şu anda baktığımızda üretim çarkları dönmediği için biz hükümetleri göreve davet ediyoruz ve daha fazla para basın diyoruz. Çünkü hem üretim noktasında hem talep noktasında sıkıntı var.
Burayı biraz daha doldurabilmek için devletlere diyoruz ki para basın, biraz daha hibe yapın, teşvik verin ki şartlar dönsün. Dolayısıyla mecburi olarak uygulamak zorunda oldukları bir gerçek var. Tabii ki bundan önceki süreçte borçlanmaları çok fazla iyi olmayan ülkelerin COVID'e hazırlıksız yakalandıklarını söylemekte fayda var. Zira başında da söyledim aslında konferansın, zaten dünya COVID öncesinde de hızlı bir şekilde krize doğru gidiyordu. Parasal genişleme yüzünden borçlanma çok ciddi artmış. Aynı zamanda firmalar kendi satışlarını ve ana faaliyetlerini terk edip borçlanmaya gittiler. Ve bu da zombi şirketleri ortaya çıkardı. Yani var ama çok ciddi anlamda borçlu. Dolayısıyla bu zombi şirketlerin daha fazla oluşması haliyle ekonomik krizi götürecekken koronavirüs ortaya çıktı. Koronavirüste mecbur böyle davranmak zorundasınız. Para basacaksınız, hibe yapacaksınız, teşvik vereceksiniz, destek olacaksınız ki bu süreci aşabilirsiniz. Yani pek çok Merkez Bankası'nın değerli kağıtlarını çıkartıp karşılığında para vermesi tabii ki en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yani para bollaştırmasını yapmak durumundasınız. Aksi takdirde bu süreci idare edemezsiniz. Yani sürdürülebilir mi derseniz değil. Yani ülkelerin tekrar ekonomilerini açmalarının en önemli sebebi bu. Yani sürekli para basarak bunu idare edemezsiniz. Zaten bütçelerde ciddi bir yük var. Bakıldığında yeni normalleşme süreci dediğimiz o belirsiz toparlanmada şartlar yavaş yavaş dönecek. Üretimdeki şartlar, ihracattaki, ithalattaki gelişmeler, üretimdeki gelişmeler. Yani bunları böyle alt alta koyduğumuzda ülkeler biraz daha en azından ekonomik faaliyetlerden getiri elde edelim, gelir elde edelim diye hareket ediyorlar. İlerisi için şunu söylemekte fayda var. İkinci virüs dalgası ve dip ihtimallere, yani başta borsa olmak üzere döviz kurlarındaki hareket ve aynı zamanda jeopolitik riskler de var. Bunu da eklediğimizde jeopolitik riskler dediğim husus özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki yaşanan problemler devam ediyor. Bakıldığında Donald Trump hala Çin virüsü diye ifade ediyor koronavirüsünü. Ve bu süreç daha da fazla artarsa ki şöyle bir haber geldi. Bu da tabii ki finansal piyasalar için ciddi anlamda sorun anlamına denk geliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri borsası içerisinde faaliyet gösteren Çinli şirketlerin listeden çıkartılması gibi bir önemli gelişme söz konusu. Eğer bu hayata geçerse çok ciddi anlamda bir borsada dip seviyesini görebiliriz bütün ülkelerde. Dolayısıyla bu yavaş yavaş teknoloji savaşlarının finansal rekabete doğru geçişini beraberinde getiriyor. Yine Donald Trump'ın özellikle Çin'in elinde bulunan Amerikan tahvillerini sattırma operasyonu da var. Bunu 90'lı yıllarda Japonya'ya yaptırdılar. Japonya'nın para birimi dolar karşısında çok ciddi anlamda değer kazanınca bu ülke ciddi bir krize girdi 90'lı yıllarda. Eğer Çin böyle bir hamle yaparsa aynı şekilde Japonya'nın akıbetine uğrayabilir. Dolayısıyla bu süreçte baktığımızda ileride pek çok senaryo var kafamızda açıkçası. Pandemi nereye gidecek ona bakmamız lazım. Zira pandemik bir riskin ortasındayız ve bu pandemi risk ortadan kalkmadıkça ekonomik anlamdaki risk de düzelme olmayacak. Ama şu anda bütün yatırım araçlarının hepsinde bir köpük var. Hocam şey vardı mesela Ocak ayında yanılmıyorsam BIST 100 123-124 binlerdeydi. Etkiyi gördükten sonra 83 bine kadar herhalde düştü. Evet. İkinci dalgada daha düşer mi? 83 binden daha aşağı düşer mi? Ya genelde Borsa İstanbul 80 bin seviyesine kadar en dibi görüyor. 80 binden sonra tekrar tepki alımlarıyla yükseliyor. Yani bakıldığında 120 bin seviyesi biraz ben zor gibi görüyorum. Özellikle ikinci dalga ihtimaline karşı. Biraz arafta gibi şu anda borsa. Yani yükselecek yükselemiyor, düşecek düşemiyor gibi bir durum söz konusu. Açıkçası yine 80 bin seviyelerine doğru bir hareket yapar. Belki 80 bin seviyesinin altını görürse ciddi bir düşüşü görür ama bugüne kadar hep 80 bin seviyesinde en dibi gördü Borsa İstanbul. Yani 80 bin ile 120 bin arasında ralli yapan bir borsa genelde Borsa İstanbul. Yani o zaman diyorsunuz ki eğer ikinci dalga olursa yatırımlarınızı altına yönlendirin. Yani altın zaten Donald Trump olduğu sürece altın her zaman yükselir. Ben onu söylüyorum. Yani Donald Trump demek altının yükselmesi demek. Çünkü altın demek aynı zamanda döviz kurlarıyla borsalar arasında yer alan bir yatırım aracı. Yani
Risk iştahı artarsa herkes borsaya yönleniyor. Eğer çok ciddi bir panik olursa herkes likitte kalıyor. Ama arafta bir durum varsa, belirsizlik bir ortam varsa, jeopolitik anlamda sıkışma varsa, aynı zamanda gerginlik varsa, çok panik olmadan ya da çok risk iştahının artmadığı periyotlarda herkes kendini altına atıyor. Diyor ki altında ben en azından biraz dinleneyim diyor. Park ediyor, orada bekliyor. Bakıldığında Donald Trump'ın genel söylemi zaten hep altını yükseltecek seviyede. Ve yapılan çalışmalarda bir yıl içerisinde ons altının $2,000 seviyesini test edebileceği gerçeği ve virüsteki ikinci bir dalga ortaya çıkarsa özellikle döviz kurlarında artış, aynı şekilde altında da biraz artış görebiliriz. Tabii ki bir de ülkeler açısından bakıldığında ons altının yanında bir de dolar ve kendi paralarına göre hesaplanıyor. Yani ons altın çarpı, mesela Türkiye için ons altın çarpı dolar TL ile bulunuyor altın fiyatları. Türkiye için bakıldığında ons altın yukarı gidiyor. Dolar TL de sürekli yukarı gittiği için bir türlü yatırımcı kaybetmiyor. Ne olursa olsun kaybetmiyor. En kötü ihtimal aynı seviyede duruyor. Yani bakıldığında şimdi dolar TL mesela düşüşte Türkiye'de. Düşüş seviyesinde ama ons altın arttığı için aynı seviyesinde kalıyor. Evet. Hocam Eda Nur Yıldız sormuş. Avrupa Birliği'nin birlik olarak sürdürülebilirliğini BRICS ve COVID-19 bağlamında değerlendirir misiniz? Güzel bir konu bu. Uzun bir konu da. Uzun da bir konu, doğru. Birkaç yerde de yazdım bunu. Yani dergi yazımda yazdım. Birkaç tane gazetede değerlendirdim. Canlı yayınlarda da soruldu. Bunları da değerlendirdim. Şimdi şöyle, koronavirüs gelmeden önce sıkıntı çeken coğrafyalardan bir tanesi Avrupa'ydı. Yani Avrupa Birliği projesi sorgulanıyordu. Çünkü Brexit süreci var. Diğer tarafta özellikle Yunanistan'ın, İtalya'nın yaşamış olduğu, İspanya'nın yaşamış olduğu borç krizleri var. Yani öyle ki bir tane banka, Merkez Bankası'na teminat olarak Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini verdi İspanya'da. Yani öyle bir durum söz konusu. Çünkü adamın sözleşmesi çok iyi bir teminat. Yani adam sürekli kazanan bir adam zaten. Dolayısıyla İspanya Merkez Bankası'ndan Ronaldo'nun sözleşmesinin örneği çıkınca yani adam bile artık şaşırdı ve ondan sonraki süreçte Cristiano Ronaldo zaten İspanya'dan ayrıldı. Şimdi İtalya benzer borç krizleri içerisinde. Yunanistan'da benzer bir durum var. İspanya'da benzer bir durum var. Şimdi birliği bir arada tutmak çok zor. Zaten proje tartışmalı. Aynı zamanda koronavirüsle beraber bir fırsat yakaladılar diye düşünüyordum ben. Ama başarısız oldular. Niye başarısız oldular diyecek olursanız Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dedi ki bize bir Marshall Planı lazım. Şimdi bu çok önemli bir çağrı, tarihi bir çağrı hatta. Çünkü Avrupa Birliği kurulurken Marshall yardımlarının çok büyük bir payı vardı. Marshall da o dönemki Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı. Avrupa'yı kurgulamak ve Amerika Birleşik Devletleri ile beraber hareket etmesi için önemli derecede bir katkı anlamında ülkelere parasal yardım yaptılar. Yaklaşık 16 milyar dolar seviyesinde bir rakam bu. Ve Avrupa Birliği'nin iskeletini kurdular. Fakat şimdi bu yeniden istenmesinin en önemli sebebi şu. Hani Türkiye'de bir şarkı vardır. Baştan yarat ellerimi, baştan yarat gözlerimi diye. Avrupa Birliği, Tanrım beni baştan yarat diye devam eder bu şarkı. Hani Avrupa Birliği de böyle bir söylemin içerisine girdi. Dedi ki, yani bizi bir daha bir baştan yaratın. Çünkü İngiltere çıktı, diğer tarafta problem var. Birlik üyeleri diyor ki İspanya, İtalya bize acil yardım verin. Çünkü pandemiyle mücadele etmemiz için paraya ihtiyacımız var. Fakat birliğin orta ve batı tarafı diyor ki bizi daha çok borçlandırmaya sokacaksınız. Yapma yardım diyor. Yani bir taraf farklı düşünüyor, diğer taraf farklı düşünüyor. Şimdi Almanya lokomotif iyi bir sınav verdi. Baktığımızda ekonominin normalleşmeye falan dönmesine doğru hamleler verdi. Ama şunu da unutmayalım. Almanya ve Fransa dışındaki ülkeler açıkçası birliğin üyesi miyiz, değil miyiz diye sorgulama dönemi içerisinden geçiyorlar. Tabii ki bunları böyle alt alta koyduğumuzda açıkçası birlik açısından çok iyi bir sınav geçmiyor. Bir de tabii ayrılıkçı hareketler var. Yani Valonlar ayrı bir şey istiyor, Bask bölgesi ayrı bir şey istiyor, Katalonya ayrı bir bölüm istiyor. Bu arada İngiltere açısından da sıkıntı var.
Yani ben dedi Brexit'i yaptım dedi ama kendisine bir de İskoçya ve İrlanda tarafından ayrılma teklifi geldi. Yani baktığımızda Avrupa'da çok ciddi anlamda bir ayrılıkçı hareketler de var. Koronavirüs nedeniyle ertelenmiş gibi gözüküyor ama yani proje hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda hem de birliktelik anlamında çok ciddi çatırdamalar yaşıyor. Yani bu Ursula von der Leyen'in söylemiş olduğu Marshall Planı Amerika Birleşik Devletleri açısından da özellikle bir şans olabilir. Çünkü Avrupa ile atılan köprüleri tekrar sağlayabilirler bu noktada. Zira İngiltere'nin de bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret faaliyetleri görüşmeleri yapması, Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrar bir beraber yürüme ihtimali tabii ki önem arz ediyor. Çünkü bunların bir TTIP anlaşması vardı Donald Trump gelmeden önce. Obama döneminin sonunda bir TTIP, Transatlantik Ticaret Anlaşması yapıldı Amerika ile Avrupa arasında. Bu yapıdan ayrı kalanlar dünya ticaretinin 2/3'ünü kaybetmiş olacaklardı. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa dünya ticaretinin 2/3'ünü kontrol edeceklerdi. Fakat Donald Trump geldiğindeki ilk iş bu anlaşmadan çıkmak oldu. Transpasifik'le beraber yani Asya'daki anlaşma ve Avrupa'daki anlaşmadan ilk etapta Amerika Birleşik Devletleri'ni tamamen çekti ve bu proje rafa kalktı. Tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nin burayı koronavirüsten sonra aktif hale getirmesi için tarihi bir fırsat var Avrupa Birliği açısından da. Yani böyle bir birliktelik olmazsa Avrupa Birliği'nin çok ciddi anlamda çatırdayacağı günler bizleri bekliyor. Hocam Rusya'dan bir soru var. Cenya sormuş. Sizce devletler gelecekte birlik oluşturup ekonomiksel olarak birlikte kalkınmak için bir takım birlikler oluşturmaya başlayacaklar mı? Yani Avrupa Birliği gibi ama ekonomiksel savaş gibi. Yani ekonomik birlikler ve bunlar arasında sanırsam kalkınmak amaçlı ama bir nevi de savaş. Şimdi dünya üzerinde pek çok farklı ekol var. Şimdi Çin'in ekonomisi farklı parametrelere dayanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı, Avrupa'nın farklı, Türkiye'nin farklı, gelişmekte olan ülkelerin farklı. Yani bir birlikteliği sağlayabilmek hakikaten kolay değil. Yani bunların siyasi anlamdaki birlikteliğini sağlamak zaten imkansız, mümkün gözükmüyor. Yani ekonomik anlamda da çok uygun olacağını ben düşünmüyorum. Neden diyecek olursak, şimdi rezerv para ve bakıldığında hegemonik güç arasında bir doğru orantı var. Yani para sistemine sahip olan aynı zamanda dünyanın da sahibi olur diye bir denklem var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri açısından düşünelim. Elinde rezerv para var. Dolar kuvvetli ve pek çok ülke dolara göre hareket ediyor. Neden bir ekonomik birliktelik sağlasın ki Amerika Birleşik Devletleri? Yani kendisinin karına olabilecek olan bir açıkçası durum yok. Yine aynı şekilde Çin açısından düşünelim. Önemli derecede ihracat yapan bir ülke. Birliktelik kurduğunda bu sefer bu ihracat ve ithalat hacmi nasıl etkilenecek? Negatif yönüne etkilenecek. Çünkü açıkçası bir birlikte hareket edeceksiniz. Dolayısıyla kimse kendi egemonik gücünü, egemenlik gücünü devretmek istemez. Yani Avrupa Birliği'ndeki mesele gibi düşünün. Yani Avrupa Merkez Bankası var. Para politikası tek elden gidiyor ama maliye politikası gitmiyor mesela. Neden gitmiyor? Çünkü her ülke kendi kamu bütçesini, kendi kamu disiplinini, kendi kamu maliyesini kendi yapmak istiyor. Şimdi vergi toplayacak ülkeler. Hep beraber bir yapı oluştururlar diyelim. Bu vergiyi kim toplayacak? Nasıl oluşacak? Yani dolayısıyla egemenliği kimse bırakmaz elden. Haliyle para politikası konusunda belki olabilir bir ihtimal ki çok zor gözüküyor. Çünkü her ülke kendi para birimini değerli kılmak ister ve kendi ekonomini bırakmak istemez. Ama maliye politikası açısından bu mümkün gözükmüyor. Avrupa Birliği'nin yaşamış olduğu en büyük problem mesela bu. Para politikası konusunda bir birliktelik var. Yani bütçe açıklıyorlar, hibeler yapmaya çalışıyorlar, destek veriyorlar ama maliye politikası yok. Çünkü maliye politikası demek, vergi demek, egemenlik demek haliyle. Dolayısıyla birliktelik uzun bir vadede kalkınma açısından böyle bir sistem kurmak çok zor. Ama bir istisna var. O da kripto paralar. Yani eğer rezerv para ortadan kalkarsa, kripto paralar gibi
herkesin otonom olarak bunu kullanabilmesi, alışverişlerde kullanması ve bunları devlet bağının kopartılması, yani hepimizin kendi parasını kendi üretebileceği bir sistem olursa o zaman birliktelik sağlanır. Zaten birliktelik diye bir şey kalmaz. Otomatik olarak herkes kendi parasını kendi sağlanacağı için, böyle bir birliktelik otomatikman ortadan kalkacağı için bizi daha mutlu mesut günler bekler. Çünkü kendi ihtiyacını kendiniz kendi paranızı basarak kullanırsanız her zaman sizin için daha avantajlı olur. Bu aynı zamanda rezerv para ve doların etkisini kırar. Devletlerin ön plana çıkmasını kırar. Çünkü devletin bakıldığında egemenliğine dayanmayan otonom bir şekilde oluşturuluyor bu. Dolayısıyla devletler de bunu sürekli kendilerine bağlamaya çalışıyorlar. Yani Merkez Bankası bassın diyorlar. O zaman ben de diyorum ki ne fark edecek yani? TL ile dolarla kripto para arasında ne fark olacak? Şimdi devlet kendi egemenliğini bırakmak istemiyor. Para konusu önemli bir konudur. Yani şöyle bir söz vardır Türkiye'de ve dünyada. Dünyada iki şey kendi başına bırakılmaz. Bunlardan bir tanesi çok para, diğeri de güzel kadın. Hiç yalnız bırakmazlar bunları. Dolayısıyla dünyada çok parayı veya parayla ilgili olan bir durumu kendi haline bırakmazlar. Bunu şimdiden söyleyeyim. Güzel kadın meselesi bizim konferansımızın konusu değil. Onu artık başkaları konuşsa daha iyi olur diye düşünüyorum. En azından burada bizim konumuz değil. Hocam, güzel bir soru sormuş Necibullah. Salgından sonra dünya ekonomik liderliği hangi ülkenin eline geçebilir? Amerika mı, Çin mi? Demiş. Şimdi koronavirüsten herkes etkilendi. Bunu kabul etmekte fayda var. Yani verilere bakarak konuşmamak lazım. Çünkü verilerle ilgili sağlıklı giriş var mı? Yani sağlıklı bilgiler veriliyor mu? Soru işareti. Çünkü örnek vermek gerekirse Suriye'de mesela 50 tane test yapılmış. 47 vaka var. Yani çok fazla test yapsanız daha fazla artar. Dolayısıyla koronavirüsten ben kuvvetli çıktım diyen bir ülke doğruyu söylemiyor demektir. Yani Çin açısından bakarsanız ihracat, ithalat hacmi ciddi anlamda daralmış bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri koronavirüs öncesi 50 yılın en iyi istihdamına sahipti. Şimdi 100 yılın en kötü istihdamına sahip. Bakıldığında bütçeler ciddi anlamda alarm veriyor. Yani hiçbir ülkenin ben buradan avantajlı çıkacağını düşünmüyorum. Şimdi hiçbir ülkenin avantajlı çıkamadığı bir ortamda aynı şekilde hayatınıza devam edersiniz. Tabii ki ülkeler buradan bir çıkarım yapmaları gerekiyor. Yani açıkçası bundan sonraki süreçte ekonomik yapılarını düzeltmeleri gerekiyor. Ama virüs sonrasında da ben aynı şablonun devam edeceğini düşünenlerdenim. Ama açıkçası paranın dijitalleşmesi, pek çok kişinin e-ticaret kullanması, paralar konusundaki olan gelişimi de biraz değiştirebilir. Yani kripto paralar konusunda ben biraz daha umutlandım bu süreçte. Kripto paralara geçersek ve bunu devlet güdümünden ayırabilirsek bizi o zaman bambaşka bir dünya bekler. Yani hegemonik güç diye bir şey ortadan kalkacağını düşünüyorum özellikle para konusunda. Ve para konusunda tabii ki bu gücün ortadan kalkması devletlerin de aynı zamanda biraz daha geri plana düşmesini beraberinde getirebilir. Çünkü devletlerin son çırpınışları gençler. Yani bakıldığında çok fazla artık siyasi olaylar, ekonomik olaylar, politik olaylar gençlerin çok umurunda değil artık. Bakıldığında apolitizasyon, ekonomik faaliyetler, böyle hepsinin başına A koyuyoruz. Yani asosyallik gibi bakıldığında. Yani gençlerin başka bir düşüncesi var ve bu düşünce açıkçası devletsiz ve devletin daha az olduğu bir ortam yaratırsa eğer bir değişiklik olur. Ama buna biraz daha süremiz var. Koronavirüs sonrasında da ben ülke ekonomilerinin benzer şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Çok fazla bir ekstrem ve aykırı bir durum beklemiyorum açıkçası. Devlet odaklı güç yapısını şirket odaklı güç yapısına döndürme olasılığı bu yüksek o zaman değil mi hocam? Kripto paraların yani, ya da uzun bir süredir böyle bu. Yani uzun bir süredir böyle. Çok uluslu şirketlerin kalibresi devletlerin kalibresini geçti. Yani çok uluslu şirket artık devletleri tehdit edebiliyor. Diyor ki ben senin ülkenden çıkar giderim diyor. Çünkü bunlar teknoloji getiriyor, istihdam getiriyor, kaliteli mal getiriyor. Değişik ürünler getiriyor. Ciddi bir tehdit oluşturuyor. Diyor ki çok uluslu şirket ben artık seninle çalışmak istemiyorum dediği ülkenin toparlanma şansı çok düşük.
Dolayısıyla çok uluslu şirketler zaten çok etkili. Ama başka bir merhaleye geçebilmemiz için, başka bir aşamaya geçebilmemiz için bizim paranın başka türlü bir şekilde hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani merkez bankalarının aktif olmadığı bir şeyden geçiyoruz, dönemden geçiyoruz. Merkez bankalarının sadece politika faizi kaldı elinde. Çünkü örnek vermek gerekirse denetleme kurumları başka çalışıyor. Bankacılıkla ilgili olan süreç başka kurumlar var. Yani merkez bankalarının elinde sadece faiz kozu kaldı. Eğer bunu da elinden alırsa zaten merkez bankası diye bir şey kalmayacak. Hocam Özge Banu Can Türk sormuş. Biraz daha yakın bir soru. Zaten cevapladınız ama okuyacağım sorunun tamamını. Covid-19 öncesi mevcut dünya düzeni pandemi sonrası korunabilecek mi? Çin ve ABD arasındaki siyasi gerilimin ekonomik güç dengesine nasıl yansıması olacak demiş Özge Banu Can Türk. Bir kısmını zaten açıklamıştınız. Bir kısmını açıklamıştık. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in Dünya Ticaret Örgütü üzerinden yapmış oldukları savaşı şu anda Dünya Sağlık Örgütü üzerinden yapıyorlar. Ve Donald Trump'ın zaten Çin virüsü dediği mesele de burada ortaya çıktı. Dolayısıyla birbirleri arasındaki sürtüşmenin ben devam edeceğini düşünüyorum. Zaten soruyu aşağı yukarı cevaplamış olduk. Tam sağlık örgütü dediğiniz esnada şu soru gelmiş Ozan Ahmet Gezerel'den. Covid-19'un etkisiyle ilerleyen süreçlerde ABD'nin desteğini çektiği Dünya Sağlık Örgütü'nün rolü ne olacaktır demiş. Şimdi şöyle, fonlamayı tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri yapıyor şu anda dünyada. Yani pek çok ülkeye swap'la beraber para sağlıyor. Doları bollaştırıyor. Yani şimdi rezerv para her zaman kozdur. Çünkü ödemelerinizin hepsi dolar üzerinden. Ve bu dolar üzerinden bir açıkçası süreç söz konusu olacağı için, dolarizasyon süreci olacağından dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi bir avantajı var. Ülkeleri dolarizasyonla fonluyorsunuz ve hangi ülke doları bulamazsa ciddi anlamda sıkıntıya giriyor. Ve kurları etkilenmiş oluyor. Dolayısıyla ana anlamıyla bakıldığında Dünya Sağlık Örgütü'nün fonlaması da Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu için fonlama konusunda ciddi sıkıntı çekecek. Zaten Amerika Birleşik Devletleri de bunu gördüğü için açıkçası biraz şantajvari hareket ediyor. Yani bak seni fonlamam gibilerden. Dolayısıyla burada istediğini yaptırabilmek için yine Donald Trump'ın doları koz olarak kullandığını gözlemliyoruz. Ve Dünya Sağlık Örgütü'ne baskı kurarak Çin'e yaptırım meselesi üzerinde duruyorlar. Açıkçası burada biraz salvolar var. Bu salvoları görmek lazım. Biraz ortamı gelmek ve baskı yapabilmek amacıyla bunları kullanıyorlar. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün ileride fonlama konusunda yaşayacağı sıkıntı aynı zamanda yardımların ulaşmasında ciddi problemler ortaya çıkartabilir tabii. Anıl Çelikbaş sormuş hocam. Çok güzel bir sorusu var. Eski normalimizin aslında anormal olduğu söylenmektedir. Bu sanırsam tüketim çılgınlığından yola çıkarak demiş Anıl. Peki bizi bekleyen yeni normal bu bağlamda nasıl olacak? Yeni normal biraz aheste aheste, ağır çekim gibi düşünün. Yani telefonlardaki ağır çekim özelliği var ya, biraz öyle davranacağız. Yoksa alışkanlıklarda çok fazla bir şey değişmez. Yine tüketim çılgınlığı olur. Çünkü ekonomilerin çoğu tüketime dayalı ve hizmete dayalı. %65-%70 civarında bir hizmete dayalılık var. Sadece ağır yaşayacağız, dikkat edeceğiz. Ağzımızda maskeyle alışveriş yapacağız mesela. Sosyal mesafe kurarak eğleneceğiz. Yoksa insanların kafa yapısının çok fazla değişeceğini düşünmüyorum ben. Hatta bunalımdan dolayı çılgınca enteresan alışverişler de yapabileceğini düşünüyorum. Yani tabii ki bunun tabii bir de talep yönü var. Çünkü taleple istek arasında bir fark var. İstek sınırsızdır, sonsuzdur ama talep satın alma gücüyle desteklenmiş bir yapıdır. Dolayısıyla satın alma gücünüzü ne kadar desteklerseniz talebiniz de o kadar fazla olacak. Tüketim çılgınlığı sadece o telefonlardaki ağır çekim gibi düşünün. Ağır çekimde nasıl çekim yapılıyorsa, işlem yapılıyorsa, faaliyet gösteriliyorsa o şekilde devam edecek. Yeni normalleşmenin açıkçası bu süreçte devam edeceğini düşünüyorum. Ta ki bu süreç bitene kadar, aşı bulunana kadar. Bunun ne zaman olacağı tabii belli değil. Hocam Şerife sormuş. Şerife Akıncı. Covid-19 salgınının yol açtığı ekonomik tahribatın tamiri ve korona sonrası
toplumsal ve ekonomik davranış kalıbındaki değişiklikler nasıl olacak? Paralel bir soru aslında. Şöyle, özellikle COVID sonrasındaki süreçte mesela enflasyon artacaktır. Neden enflasyon artacaktır? Şimdi firmalar kazanamıyor zaten. Kazanç elde edemediğiniz bir şeyden telafi edebilmeniz için fiyatını arttırmanız gerekecektir. Yani daha önce 3 liraya satmış olduğunuz bir şeyi 5 liraya satacaksınız. Kaldı ki şu anda pek çok ülke vergi almıyor. Vergi almadığı için vergilerde bir artış söz konusu olabilir. Dolayısıyla üreticinin daha katlanacağı maliyetlerin artması, tüketicinin de katlanacağı fiyatların artması anlamına denk gelecek. Ve dolayısıyla bizi bir enflasyon çılgınlığı bekleyebilir dikkatli olunmazsa. Şimdi faizler de tabii ki ciddi bir dip seviyede. Hatta negatif faiz var şu anda. Negatif faiz dediğimiz şu, reel faiz şu şekilde bulunuyor. Şu anki politika faizinizden beklenen enflasyonu çıkardığınızda bulursunuz. Örnek vermek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nde 0 faiz şu anda. Beklenen enflasyon 2 diyelim. O zaman eksi 2 reel faiz oluyor. Yani bu şu anlama denk geliyor. Harcayın, ekonomik anlamda faaliyet gösterin, tüketin. Ama mesela gidip bir bankaya faize para yatırırsanız bırak faiz almayı, bir de üstüne faiz ödersiniz. Yani paranız erir demek oluyor. Şimdi bu da sürdürülebilir bir şey değil. Dolayısıyla bunlara böyle alt alta koyduğumuzda bir dizi sorun bekliyor. Kamu maliyesinden bahsetmiyorum bile çünkü ciddi anlamda bozuldu. Şiraze tamamen koptu. Yani bütün ülkelerde kredilerin geri dönüşü nasıl olacak belli değil. Kamu maliyesi nasıl toparlanacak? Vergilerle toparlamaya çalışacaksınız. Borçlanma çok ciddi arttı çünkü. Şu anda vergi toplayamadığınız için borçlanmaya yöneldiniz. Şimdi kamunun finansmanında ciddi anlamda problemler var. Sürekli monetizasyon yapıyorsunuz. Yani para basıyorsunuz. Kamu maliyesi sıkıntılı. Enflasyon problemli. Faiz tarafında dip seviyeler var. Yani toparlanmaya zaman alacak. Başta Powell'ın yapmış olduğu açıklama 1-2 yıl sürecek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toparlanma dedi. Önemli bir konu. Peki tam toparlanma dediğiniz esnada Mertcan Şavlı'nın güzel bir sorusu var. Türkiye bu korona süreci sonrası hangi ekonomik adımları atarsa bu süreçten rahatlıkla geçer demiş. Rahatlıkla geçemez. Yani şöyle söyleyeyim, rahatlıkla hiçbir ülke geçemez. Sadece Türkiye değil. Yapısını değiştirmesi lazım Türkiye'nin. Yani öncelikle şunu söyleyelim. Ekonomi hiçbir zaman neden olmamıştır. Ekonomi hep sonuçtur. Eğer Türkiye'nin yapması gereken en önemli şey yapısal reformlardır. Yapısal reformlardan kasıt da şudur. Adalet sistemi, hak ve özgürlükler, eğitim gibi konularında reform gerçekleştirirse otomatik olarak zaten bu ekonomisine yansımış olacak. Geri kalan kısım ise ekonomik teknik özellikler. Onlar da nedir diyecek olursanız en önemli örneği %85 ham madde yatırılmalı, aramalı ithal ediyor Türkiye. Yani üretim yapabilmesi için ithalat yapması gerekiyor. Öncelikle bu sağlıksız yapıyı değiştirmesi lazım. Çünkü Türkiye ekonomisine baktığınızda büyürken cari açık verir, daralırken cari fazla verir. Böyle bir terslik söz konusu. Halbuki doğrusu büyürken cari fazla vermektir. Çin gibi mesela. Çin bunu örneklerinden bir tanesi. Daralırken de cari açık verebilirsiniz ya da cari fazlada da durabilirsiniz. Orası çok önemli değil. Dolayısıyla Türkiye 121 milyar dolara tekabül eden ham madde yatırım malı ve ara malını kendi ülkesinde en azından yarısını üretmesi gerekiyor. 50-60 milyar dolarlık bir kısmını kendi ülkesinde üretip ihraç ederse kazanç elde eder. Onun dışında yüksek teknolojiye yatırım yapmalı. Türkiye yüksek teknolojiyi ihraç etmeli ki yükte hafif, pahada ağır unsurları yakalasın. Zaten bunlar yapıldığı sürece de bakıldığında kamuda önemli derecede bir disipline ihtiyaç var. Kamu disiplinin elde etmesi gerekiyor. Bunlar zaten yapıldığında otomatik anlamda bir düşüş söz konusu olacak. Bütün döviz kurlarında da düşüş olur. Ekonomide raya girer. Her şey normal hale gelir. Rusya'dan bir soru var hocam. Koronavirüs insana çok fazla sıkıntı ve ölüm getirdi ama koronavirüs nedeniyle ekonomik açıdan herhangi bir iyi şey oldu mu diyor Hurşit Bey.
Yani koronanın iyi yönleri insanlığa dokundu mu diyor. Doğa açısından sanırsam bir olumlu yönü var. Yani ben şunu öngörüyorum. İnsan kendi kendine kaldı. Kaldığında nerede hata yaptığı, nerede doğru yaptığı, neyi değiştirmesi gerektiğine karar verdi. Aslında devletler de buna baktılar. Yani demek ki koronavirüs diye bir şey varmış. Demek ki ellerimize hapsolup kalabiliyoruz. Demek ki böyle problemler oluşabiliyor diyerek bir çıkartım yaptılarsa ne mutlu bize. Ama insan genelde kötü görmüş olduğu şeyleri kafasından siliyor. Böyle bir özelliğe sahip. Yani sanki korona yokmuş gibi normale dönüşler de bekliyorum ben açıkçası. Keşke mesela doğada toparlanmaları görüyoruz değil mi? Pek çok yerde. Ve örnek vermek gerekirse bizim oturduğumuz yerden deniz kokusu geliyor. Aynı zamanda çiçek kokuları geliyor. İnanılmaz güzel bir ortam var. Dolayısıyla doğayı da biraz serbest bırakmamız bizim açımızdan oldukça önemliydi. Çünkü doğa da bir kendine geldi baktığımızda. Dolayısıyla tahribat yapmamanın, kendi kendinize kalarak daha iyi bir geleceğe yön vermenin, ileriki hayatı koordine etmenin en güzel yolunu bu dönemde bulduğunu düşünüyorum ben insanların. Her zaman krizler fırsat yaratır diye bir söz var. Krizlerden fırsat yaratarak çıkmak çok önemlidir. Dolayısıyla bazı yapamadığımız şeyleri de bu koronavirüs bize yaptırmış oldu. Yani onu da söylemek lazım. Krizlerden fırsat yaratmak dediniz. Tam bu esnada Anıl Çelik başta olmuş hocam. Her kriz bir fırsattır. Bu açıdan COVID-19 Rusya ve Çin için bir kriz midir, bir fırsat mıdır? Her ikisi de. Yani şöyle söyleyeyim. Krizler fırsat yaratır diyoruz. Piyasalar her zaman bir fırsat sunar diyoruz. Ama yani hakikaten bütün ülkeler etkileniyor pandemiden. Şimdi birini ayırt etmek çok mümkün gözükmüyor. Yani Çin açısından avantaj deniliyor. Özellikle ucuzlayan Amerika Birleşik Devletleri şirketlerini ve Avrupalı şirketleri Çinlilerin alabileceğine dair açıklamalar, söylentiler var ama tabii ki buna izin verildiği ölçüde gerçekleşecek. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin burayı keşfedip şirketleri liste dışına atması borsadaki en önemli sebeplerden bir tanesi de bu. Dolayısıyla hiçbir ülkenin açıkçası bu süreçten karlı çıkmayacağını baştan da söyledim, yine tekrarlıyorum. Tabii ki belli başlı avantajları değerlendirebilirler ama pandemine kadar izin verirse. Çünkü içeride bir meseleyle uğraştığınızda dışarıyı kontrol etmeniz çok zor oluyor. Haliyle ülkeler şu anda ilk etapta şu pandemiyi nasıl halledebiliriz diye düşünüyorlar. Tabii ki fırsatları değerlendireceklerini düşünüyorum ben ülkelerin ama ilk etaptaki öncelikleri ve tercihleri pandemiden kurtulmak. Hocam Hiva Tekin sormuş. Covid-19 sonrası yeni bir dünya düzeni mi yoksa düzensizliği mi olacak? Buna ek olarak da şey demiş. Küreselleşme devam edecek mi? Küreselleşmenin ben yine devam edeceğini düşünüyorum. Zira küreselleşmenin olmadığı ve herkesin içe gömüldüğü bir periyottan geçiyoruz. Şimdi bu periyotta da haliyle baktığımızda insanların daha fazla mobilizasyona gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar sıkıldı. Yani turizm anlamında bakıldığında, ihracat açısından bakıldığında insanların diğer ülkelerle teması çok ciddi anlamda durdu. Bırakın diğer ülkelerle dışarıyla teması, kapısının önüne bile çıkamıyor insanlar. Dolayısıyla küreselleşmenin özellikle teknolojik boyutunun avantajlarını da gördüğümüz bir periyottan geçiyoruz. Ve küreselleşmenin teknolojik boyutunun bize avantaj sağladığını söyleyelim. Neden diyecek olursanız özellikle İspanyol gribinde ya da kara veba döneminde insanlar daha kötü sınavlar verdi. Ama biz şu anda karantinada olsak da çok da mutsuz değiliz. Çünkü telefonlar var, akıllı telefonlar, bilgisayarlar var. Daha çok para var mesela, değil mi? Yani baktığımızda İspanyol gribinde bu kadar para yoktu. Ondan dolayı çok büyük bir sıkıntı olmuştu. Çok da kötü bir durumda değil. Yani küreselleşmenin insanlar faziletini gördüğü için küreselleşme sürecine daha fazla adapte olabilirler. Hatta içe gömülmenin ve korumacılığın ne kadar önemli fatura çıkardığının da bir gerçeği ortaya çıkmış oldu. Peki şey demiş Ayşenur Demir hocam. Şöyle bir sorusu var. Türkiye ekonomik olarak sağlık turizmini mi yoksa tarım alanına mı çok yatırım yapmalı? Hangisi durağan ekonomiyi canlandırır? Gerçi siz şey demiştiniz açıklamanızda.
Pahada yüksek ama ağırlıkta daha böyle hafif olan şeyler Türkiye'nin ekonomisini canlandırır. Yani daha çok teknolojik yatırım ya da yazılımsal yatırımlar yapılırsa bu ekonomik canlılığı sağlarız demiştiniz. Buna ek olarak tarım eklenebilir mi? Yani şöyle kısa vadede özellikle sağlık turizmi önemli derecede bir döviz girdisi sağlayabilir. Yapılan yatırımlar da zaten son Sakura Hastanesi ile beraber baktığımızda yapılan yatırımlar da o noktada sağlık turizmi kısa vadede getiri elde edecek. Ama uzun vadeli olarak bakıldığında tarıma daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Zira Hollanda Türkiye'deki Konya büyüklüğünde Konya iline tekabül edebilecek olan büyüklüğe sahip bir ülke. Ama orta gelir tuzağından tarımla çıkıyorlar. Yani kendilerini tarımla ön plana atan ülkeler. Dolayısıyla tarımla beraber kendinizi ön plana çıkartabilirsiniz ama dünya şu anda bir teknolojik devrim içerisinde. Teknolojik devrimden kendinizi tecrit etmemeniz gerekiyor. Ve teknolojik devrime daha fazla ayak uydurmanız demek sizin için daha fazla getiri elde etmek anlamına denk geliyor. Ama bu gıdanın bırakılması anlamına denk gelmiyor. Çünkü pandemi bize gösterdi ki tarım çok önemli. Yani gıda maddeleri ve zorunlu temel ihtiyaçlar konusunda Türkiye'nin de çok önemli faaliyetlerinin olması gerektiği ortaya çıktı. Ülkelerin kendi kendilerine yetebilir bir tarım anlayışıyla hareket etmeleri ve bu noktada zorunlu temel ihtiyaçları da karşılamaları çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla tarım konusunda kendinizi ne kadar çok ileriye götürürseniz hem gelir elde edersiniz hem sağlıklı ve zorunlu temel ihtiyaçlarınızı karşılarsınız ve bu pandemilere de fazla hazırlıksız yakalanmazsınız. Aynı zamanda tarımın önemli derecede bir getirisinin olduğunu da ülke ekonomilerine unutmamamız lazım. Cevap olarak bakıldığında sağlık turizmini zaten Türkiye gerçekleştiriyor. Özellikle başta saç ekme eğitim merkezleri, estetik ve çeşitli tıp alanlarında zaten Türkiye'nin önemli hamleleri var. Her ikisi de olmalı diyorum. Yani sağlık turizmine de katkı verilmeli, aynı zamanda tarıma da katkı verilmeli. Hocam Bercan Dinç sormuş. Yapısal, Türkiye'nin ekonomisindeki yapısal sorunları düşündüğümüzde yeni normalle beraber ekonomimiz nereye doğru evrilir? Yani şu güncel yapısal problemlerle nereye evrileceğiz? İkinci olarak ülkemizde bazı ülkeler koronavirüsünden dolayı korunma ekipmanları gönderilmişti. Bu davranışın yeni normalle beraber dış politikada nasıl yansıması olur demiş. Ya tabii dış politika açısından bakıldığında şu anda pandeminin nedeniyle yakınlaşan ve açıkçası sorunları biraz daha buzdolabına atan bir yapıya sahip olduğunu gözlemliyoruz dış politikanın. Ve Türkiye'nin de özellikle bu hamlesi çok önemli bir jest ve zor günde yanında olduğunu hissetmek pek çok ülkenin hoşuna gider. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu hamlesinin açıkçası zor zamanda ne kadar önemli bir ülke olduğunu göstermiş oldu. Yani dış politika konusunda atılan çok güzel bir adım. Aynı zamanda yumuşak gücün bir tezahürü olarak da adlandırabiliriz. Yani yumuşak güç olarak da biraz itibar ve toparlanma noktasında önemli bir getiri sağladığını söyleyelim Türkiye'nin dış politika açısından. Ekonomik anlamda aslında bahsettiğim o yapısal reformların gerçekleştirilmesi, bahsetmiş olduğum hak, özgürlükler, adalet ve eğitim konusunda yapılacak olan reformların yanı sıra kamu maliyesi disiplinin, ithalat ihracat yapısındaki kompozisyonun değişmesi, dış kırılganlıkların azalmasına sebebiyet olacak ve aynı zamanda daha fazla yabancı sermaye girişi sağlanacak. Özellikle Covid sonrasında eğer bu süreçlere ağırlık verirsek Türkiye ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlanabileceğini düşünüyorum. Ama aynı şekilde devam edersek açıkçası benzer sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz Türkiye olarak. Peki hocam, koronavirüsü Avrupa Birliği açısından düşününce dağıtacak bir etki midir? Yani dağıtabilecek bir etkiyi şu anda yaratacağını düşünmüyorum ben. Çünkü pandemik kriz varken ortada bir de birliğin dağılması gibi bir durum söz konusu olursa açıkçası bir felaket tablosu ortaya çıkabilir. Haliyle kısa vadede ben birliğin dağılması gerçeğinin uzak olduğunu düşünüyorum ama bu orta vadede özellikle gerçekleşebilecek olan bir gelişme. Çünkü koronavirüs de çare olmadı birliğin özellikle toparlanması noktasında.
Yani ilerisi için de aslında bakıldığında açıkçası çok iyi sinyaller vermiyor birlik. Ve tüm savaşların da kara Avrupa'sından, yani kıta Avrupa'sından çıktığını düşündüğümüzde birliğin dağılması aynı zamanda dünyaya da çok iyi bir sinyal vermez. Çünkü kıta Avrupa'sından çıkmıştır iki savaşta, iki dünya savaşında. Hocam, Eda bir soru sormuş. Bu soruyu ben de sormak istiyordum. Türkiye jeopolitik konumunu kullanarak ABD'li şirketlerin, yani Çin'e yapılan yatırımları kendine çekme şansı var. Çünkü Avrupa'ya yakın, uzak değil. İnsan gücü, genç güç var. Bunun için bence bizim birçok hazırlığımız da var. Belki, bilmiyorum, siz nasıl değerlendirirsiniz. Sizce, Eda da bunu sormuş. Çin'de baş gösteren bu korona dünya ticaretine yön veren ülkeler olan ABD ve AB ülkeleri, Çin ile ticareti azalttı ve azaltmaya devam ediyor. Ancak TR coğrafi konumu nedeniyle, yani Çin'den yapılan ithalatın TR'ye kayması durumu, koronavirüs tehlikesinin ekonominizde hem tehdit hem fırsat yarattığını düşünüyor musunuz demiş. Eda. Şöyle, açıkçası güzel bir soru ve bu süreçten bütün Avrupa ve dünya ülkeleri şöyle bir sonuç çıkardılar. Dediler ki tedarik senden uzaktaysa sorun var. Yani tedariği biz Çin'den sağlıyoruz ama normal bir süreçte baktığımızda, yani ekonomideki çarklar normal devam ettiğinde bir sorun yok. Ama gördüğünüz gibi pandemi oluştuğunda tedarikte sorun oluşuyor. Öyle bir de Asya'dan çıkıyor genelde virüsler ve bu Asya'dan virüslerin ortaya çıkması demek tedariği zor elde ediyoruz demek. Dolayısıyla ne yapalım? Tedariği eve doğru getirelim. Yani evin ne kadar yakınında olursa o kadar iyi. Yani şöyle düşünün, 3-4 sokak arkadaki süpermarket mi yoksa evinizin yanındaki bakkal mı? Yani baktığınızda evinizin yanındaki bakkal kısa vadeli ve bakıldığında ihtiyaçlarımız söz konusu olduğunda daha çabuk bir şekilde yaraya pansuman olur. Haliyle pek çok ülke aslında tedariğini kendi gözünün önüne doğru getirebilecek arayışlara gittiler. Tabii ki buradan bakıldığında Çin'in pazar kaybının yanı sıra Türkiye açısından bir fırsat oluşuyor. Çünkü Asya ülkelerine gitmektense Türkiye'den bunları sağlayalım diyen bir yapı söz konusu oluyor. Ve bu aynı zamanda Avrupa ülkelerinin daha fazla Türkiye'ye ve dünya ülkelerinin daha fazla Türkiye'ye ihtiyacını ortaya çıkartabilir. Örnek vermek gerekirse Hindistan çok önemli kimyevi ürünler satan bir ülke. Ve baktığımızda Pakistan ve Bangladeş'i düşündüğümüzde bunlar da tekstil konusunda öne çıkan ülkeler. Şimdi bunların en büyük rakibi de Türkiye. Dolayısıyla bu ülkelere rakip olarak Türkiye'nin tercih edilmesi demek aynı zamanda Türkiye'nin ihracat anlamındaki önemli bir fırsatı anlamına denk geliyor. Yani şöyle düşünün, 1 euroya Çin'den almak mı, 1.30 eurodan Türkiye'den almak mı? Şimdi normalde Türkiye daha pahalı ama baktığımızda tedarik konusunda sıkıntılar var. Yani oradan gelecek olabilen malın virüs konusunda sıkıntısı söz konusu. Dolayısıyla tercih Türkiye'ye doğru kayabilir. Bu Türkiye açısından büyük bir avantaj baktığımızda. Ve bunu ihracat konusunda ve lojistik konusunda avantaja çevirmek de bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi. Bununla ilgili çalışmalar da yapılıyor. Bu arada Çin önemli derecede tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor. Yani Türkiye'nin Çin'e 54 firması süt ve süt ürünleri ihraç edecek. Yani Asya'daki ülkelerin tüketim alışkanlıklarını çevirmesi de Türkiye açısından bir ihracat avantajıdır. Dolayısıyla bunları kullandığımızda tabii ki avantaja çevirebiliriz özellikle. Anıl Çelikbaş sormuş. Covid-19 sonrası küresel terörizmde ne gibi değişiklikler olacak? Bu da yeni bir açı getiriyor herhalde. Şimdi birkaç yerde gördüm. Okudum özellikle uluslararası basında çıkan haberlerde. Tabii ki koronavirüs nedeniyle terör örgütlerinin de yavaş yavaş etkisini arttırdığına dair ibareler var. Özellikle tekrar bakıldığında Orta Doğu'da yer alan örgütlerin ciddi anlamda aktivitelerini arttırdığı bir periyot da bizleri bekliyor. Şimdi haliyle herkes izolasyonda olduğu için ve el ayağı çekildiğinden dolayı açıkçası bu terör örgütlerine de gün doğmuş oluyor. Ama özellikle
ülkelerin istihbarat ajan istihbaratlar çerçevesi içerisinde bu tip faaliyetleri engel olduklarını da gözlemliyoruz. Bilhassa Suriye gibi bakıldığında ülkelerde çeşitli terör saldırılarının da olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla meydanı boş bırakmamak gerekiyor. Ülkeler dolayısıyla bu konuda çeşitli önlemleri alıyorlar. Çeşitli baskılama süreçlerine giriyorlar terörle ilgili konularda. Haliyle fırsat verilmemesi gerekiyor. Bu noktada özellikle içerideki o istihbarat akışının çok önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Küresel anlamda terörizmin pandemiden dolayı sıçrayamadığı ama ülke içlerinde terör saldırılarının ufak tefek de olsa devam ettiği bir periyottan geçiyoruz. Ama ülkeler bu konuda tedbirli ve açıkçası süreci iyi idare ettiklerini de söylemekte fayda var. Yani öyle çok fazla teröre mahal verecek bir fırsat yaratmıyorlar ülkeler. Hocam İskender Sarıışık sormuş. Bu arada son 3 soruyu alacağız. Ondan sonra arkadaşlar konferansımızın sonuna geleceğiz. Gerçi bunun bir kısmını açıkladınız. İskender demiş ki, COVID-19 öncesi ve sonrası uluslararası ilişkiler içinde küreselleşme ve bölgeselleşme kavramları nasıl değişmeye gider, devletleri nasıl etkiler? Herhalde biraz daha bölgeselleşmeye yönelirler. Hani tedariği sağlayabilmek açısından, daha güvende yani hissetmek tabii için. Tabii, küçük birliktelikler söz konusu. Yani baktığımızda kurulan örgütlerin hepsi geçmiş dönemdeki imparatorlukların iz düşümü şeklinde oluşuyor. Dolayısıyla bu küçük birlikteliklerin daha fazla artabileceği bir periyot yaşayabiliriz. Çünkü ülkeler açıkçası bu girdaptan birliktelikle çıkabilirler. Dolayısıyla ticaret hacimlerini daha fazla arttırarak özellikle kayıp olan bu 2020 yılını telafi edebilirler. Çünkü 2020 yılı şimdiden pek çok ülke için kayıp yıl olarak ilan edildi. Dolayısıyla bunu geriye çevirebilmek için de açıkçası birliktelik şart. Yani bu küresel ölçekte olmasa bile bölgesel ölçekte mutlaka olacaktır. Özellikle biraz daha birbirlerini teşvik edici politikalar, gümrük tarifelerindeki indirimler ve ithalat ihracat konusundaki hızlı artışlar söz konusu olabilir ileriki periyotta. Aman son 3 soru dedim, sürekli sorular gelmeye başladı. Bizim de tabii şöyle bir durum söz konusu oluyor. Tabii ki süreç dahilinde baktığımızda aynı zamanda yayınlar ve diğer unsurlar da söz konusu oluyor. Ondan dolayı son 3 soru dediğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü bir tarafta da tabii yayınlar da bizi bekler. Evet. Diğer tarafta sizlerin soruları benim için çok kıymetli. Bu kadar soru geldiği için hepten mutlu oluyorum, onu da söyleyeyim. Bilim döndüğünce de cevap vermek benim açımdan çok önemli. Son böyle Aytaç hocam 3 tane vurucu soruyu sizden bekliyorum hocam. Bir tanesi gitti hocam. İkincisini 2 ve evet. Bu güzel bir zaman... soruydu zaten. Evet. Son böyle 2 tane soruyla kafalardaki soru işareti silerek en azından hepinize teşekkür ederiz bu şekilde. Rica ederim. Zeynep Yeter sormuş. Ben son saniye sordu. Çok terimleri, ekonomik açısı, ekonomist olmadığım için terimleri bilmiyorum. Yanlış söylersem affola değerli dostlar, sayın hocam. Keynesyen ekonomi yeniden hakim olacak mı? Deregülasyon politikalarından re-regülasyon politikalara mı geçilecek? Demiş Zeynep. Nasıl bir soru bu? Zeynep'in sorusu için teşekkür ederim Zeynep'e. Vurucu oldu mu bilmiyorum. Seni evet sıkıntıya soktu biraz ama bizim açımızdan bir şey yok aynı dili konuştuğumuz için. Şimdi İspanyol gribinden hemen sonra ortaya Keynesyen iktisat çıkmıştır. Hani bağlantılı olarak hocam bundan sonra da Keynesyen iktisat çıkar mı dersen açıkçası zaten kapitalizm çatırdıyordu Zeynep. Güzel bir konuya temas ettirdin bana. Kapitalizm çatırdıyordu zaten. Yani firmaların herhangi bir şekilde kar elde etme gibi bir niyeti kalmamış. Herkes borçlanıyor düşük faizden, para ucuz diye. Üreteceğime, satacağıma, satış yapacağıma düşük faizden borçlanırım diyordu. Kamu maliyeleri aynı şekilde. İnanılmaz derecede borçlulukları fazla. Yani kapitalizm ciddi anlamda bir çatırdıyordu. Koronavirüs girdi. Keynes'in en önemli sözlerinden bir tanesi şu, ben Keynes'in iktisatçı değilim, kapitalizmi onarmak için buradayım diye bir sözü var. Yine kapitalizmi onarmak için bir şeye ihtiyaç duyuluyor, onu söyleyeyim. Özellikle Keynes'in o dönemde getirmiş olduğu talep yönlü iktisat,
Bakıldığında burada hem arz tarafında hem de talep tarafında sıkıntı olduğu için toparlanmanın her iki tarafta da olması gerekiyor. Yani klasikler diyecek ki arzı arttıralım üretimi. KNSN'ciler diyecek talebi arttırın. Ben de onlara diyorum ki her ikisini de arttırın. Yani her ikisini de arttırırsanız bu süreç doğru olur. Ama ülkelerin yapması gereken tek şey var. O da kamu maliyelerini düzeltmek. Popülist politikalardan vazgeçmek. Sürekli olarak silah yatırım yapmaktansa daha fazla teknolojiye, daha fazla bilişime, daha fazla istikrara yönelik adımlar atması gerekiyor. Dolayısıyla regülasyon ve deregülasyon meselesine baktığımızda özellikle devletlerin çok şiştiğini ve kamu maliyesinin şişman bir çocuğu andırdığı ülkeleri görüyoruz. Devletin bakıldığında kamunun daha fazla küçülmesi, özel sektöre daha fazla yer açılması gerekiyor ki ekonomideki çarklar daha çok dönsün. Ben biraz daha devletlerin kamu maliyesini azaltması gerektiğini, kemer sıkması gerektiğini ve ekonomik anlamda gerekli olan yerlerde müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve serbest piyasanın kendi haline bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu süreç tekrar sağlanırsa normale dönüş söz konusu olacaktır. Hocam teşekkür ederim. Son soruyu da ben sorayım. Dilim tamam. Döndüğünce. Türkiye'yi slumflasyon bekliyor mu? Doğru mu söyledim bilmiyorum. Slumflasyon. Evet, en kötüsü herhalde bu. Yani bütçe problemi ne ifade ediyor slumflasyon bakıldığında? Şimdi bütçeyle ilgili zaten problemler aslında kamu maliyesi noktasında ele alınıyor. Şimdi Türkiye'nin özellikle kamu harcamalarının milli geliri oranında %40'lık bir seviye görüyoruz. Yani bizim Avrupa Birliği'nin bahsetmiş olduğu Maastricht kriterlerinde bu oran %60. Yani bu noktada çok bir sıkıntı gözükmüyor. Ama şurada bir problem var. Bütçe açığının milli geliri oranında problem var. Bu da bakıldığında %3'ün üzerine çıkmış durumda. Yani haliyle bu bir sorun olarak karşımıza çıkıyor bütçe açığı konusu. Yine faiz dışı denge dediğimiz bir unsur var bütçe rakamlarında. Faiz dışı açık şu anlama denk geliyor. Sizin faiz giderleriniz dışında elde etmiş olduğunuz gelir ve gider arasındaki fark. Yani bir kişi düşünün, kredileri olmasa bu kişi çok rahat hayatını idame ettiriyor mu, ettirmiyor mu gibi düşünün. Bakıldığında burada bir açık vermeniz durumunda, yani sizin zaten normal gelirinizin, normal giderinizi karşılamadığı bir gerçeği ortaya çıkar. Buranın düzeltilmesi gerekiyor. Bakıldığında koronavirüs nedeniyle şu anda bütçeye hiçbir şey söyleyemeyiz. Hiçbir ülkenin bütçesine bir şey söyleyemeyiz. Çünkü yapmak zorunda, para basmak zorunda, bütçeyi açmak zorunda. Ama koronavirüs sonrasında ciddi anlamda bir kemer sıkma politikası ve aynı zamanda kamu teşviklerinin iyi bir şekilde asimetrik olarak gerçekleştirilmesi, kaynak konusundaki kullanımın daha adaletli bir şekilde oluşturulması ve kamu maliyesindeki yüklerin azaltılması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Bakanlıklar konusunda bir sıkıntı yok ama katma bütçeli idarelerde ve yerel yönetimlerde ciddi anlamda kamu maliyesinde bir yük var. Bunun ele alınıp tekrar düzeltilmesi şart. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katılımcılara da ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak büyük bir keyifti. Bayramınızı kutluyorum şimdiden. Ben de çok bayramınızı kutluyorum. Enişten dileklerim de bütün katılımcılara. Sorularını cevaplayamadıklarım olduysa lütfen kusura bakmasın. Önümüzdeki günlerde yine görüşmek üzere diyorum. Herkesin de bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu üçüncü konferansımızda bize zaman ayırdınız. Sorular kaldı. Yaklaşık bir 10, yani siz soruları açıklarken bir 10 tane de kaldı. 10 tane soru da kaldı. Hatta son mesajlarda hocam bunu da sorun dediler. Ben de tam bu bağlamda dedim ki Rahmi Hoca'dan ikinci konferans sözünü almadan bırakmayacağım. Koronanın böyle biraz daha sakinleştiği Haziran ayının böyle kavurucu sıcağında Rahmi Hocamızı bir daha konferansımıza davet edeceğim dedim. Müsait olursanız öğrencilerimiz tekrardan sizlerle buluşmak istiyor hocam. Peki, o zaman tam tarihle ilgili söz de vermemekle beraber, çünkü mahcup olurum tam tarihi söylersem. Yoğunluklar tabii ki çok derin. Hatta buradan tekrar bir röportaj için ayrılacağım. Ondan dolayı tam tarihi
vermemekle birlikte ikinci bir konferans içinde tekrar görüşmek üzere diyorum. Yani bunu açıkçası seve seve kabul ederim. Herkese de çok teşekkür ederim katılımlarından ve sorularından dolayı. Tekrar söyleyeyim, sorularını cevaplayamadıklarından ayrıca özür dilerim. Ben teşekkür ederim hocam. Değerli dostlar, 3. konferansımızı Rahmi İncekara hocamızla yaptık. Elinden geldiğince soruları cevapladı. Biz elimizden geldiğince sizin sorularınızı sormaya çalıştık. Şimdiden bayramınız kutlu olsun. Sağlıkla kalın. Lütfen kendinize dikkat edin. Çünkü ikinci bir konferansımızda sizi sağlıkla karşılamak, görmek istiyoruz. Bolca 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 C vitamini alın. Kendinize çok iyi bakın. Hocam tekrardan teşekkürler. Teşekkürler. İyi bayramlar herkese. İyi bayramlar.